Temel eserisi. Artık bu aralar tarihçilerle tartışıyorduk. Ekonomik daha güzel günlere taşıma noktasında birlik ve beraberlik içerisinde Malatya'mıza, aslan gibimize, Malatya'mıza bulunan tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi tanıtmak için el ele hep birlikte bugün buluşuyoruz. Bu yıl özellikle Aslantepe'nin UNESCO kalıcı listesinde yer almasıyla birlikte bundan sonra eminim ki dışarıdan da, şehir dışından da, yurt dışından da artık misafirlerimiz Malatya'ya gelmeye başlayacaklar. Bunun altını çizelim, inanamazsın. Şimdiye kadar söylediğim hiçbir şey inanmadan söylemedim. Söylediğim her şeyde Cenab-ı Allah'a 100 bin kere şükrediyorum ki hepsi gerçekleşti. Hayal dedikleri, olmaz dedikleri, olamaz dedikleri şeylerin hepsi gerçekleşti. Şu anda genel ve yerel yatırımlar açısından Malatya Türkiye'de en fazla yatırım alan illerin başında geldi. Malatya'ya yakışık bir müzenin yapılması noktasında ilgili arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindedir. Yer gerekiyor, orada iki tane okulumuz var, o okulun çoğu okulun bulunduğu yere karşılama merkezi, simülasyon merkezi ve sosyal testler yapılacak. Onun için orada en az bir 10 dönümlük yer gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ayrıca da bir 40 dönümlük arkeolojik müze alanı gerekiyor. Arkadaşlar da o konuda çalışmalarını yapıyorlar. 2018'de yapmış olduğumuz o ihale yapıldı. 1 milyon zaten verildi. Eş finansmanda bayrak engelleyecekti. Başlatıldı ve başladığı zaman ihalesini yaptı. Süreç devam ederken diğer teslimi yapıldı. İhalesi yapıldı. Firma verilir oldu. Sonra biliyorsunuz Aslantepe'nin süreci başlayınca İKOMOS ES'e Malatya'da geldi. İncelemeleri yaptı. Son dönemde de bu sefer bu ürünün geçmiş Haziran'da biz dedik ki tamam ihaleyi yapalım, hazırlayalım. Çünkü niye? Şunu çok net bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Çatı da dahil olmak üzere kazı başkanlığının burada olması gerekiyor. Ben burada sıfır risk alıyorum. Ve DAPA da biz net bir şekilde bir yıl verdik. O ödenek 1 milyon zaten biliyorsunuz şu an maliyetler 2 katına 3 katına çıktığı için biz tekrar projeyi geldiler alanında inceleme yaptık. Öyle ve anıtlar müdürümüz tarafından tekrar projeyi inşallah ihale edeceğiz. Ve bu konuda da bir sıkıntı yoktur. Ne söylüyorum?